Arkan Arkan Expo Fuarı sunar. Global krizin bütün dünya ülkelerinde yarattığı kaos ve ekonomik darboğazların karşısında sağlam ve emin adımlarla ilerlemenin formülü franchising sistemidir. Franchising, sözleşmeye dayalı olarak markanın imtiyaz hakkı sahibinin franchisee'ye know-how desteği sağlayarak belirli bir süre, koşul ve sınırları kapsayan anlaşmayla yatırımcılara sistemini ve markasını kullandırma yöntemidir. Dolayısıyla krizi avantaja çevirecek en sihirli, en güvenilir yöntemdir. İşte bu noktadan yola çıkarak Medyaforce Fuarcılık, Ufrat İşbirliği ile Bayim Olur Musun? Franchising ve Markalı Bayilik Fuarını düzenlemiştir. İlk olarak düzenlediği 2006 yılından bu yana başarılarına yeni başarılar ekleyerek yoluna devam etmiştir, etmektedir. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Medyaforce Fuarcılık Genel Müdürü Sayın Can Özatay'ı kürsüye davet ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sayın Bakanım, Sayın Başkanım, değerli misafirlerimiz. Bugün 6.sının açılışını yaptığımız Bayim Olur Musun? Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı'nın açılış programına hoş geldiniz. Ben çok kısa hemen fuarımızla ilgili birkaç rakamsal bilgi vermek istiyorum Sayın Bakanım. Ondan sonrasında da biraz evvel tartışılan bu global krizle ilgili fuarımızın ne kadar katma değerli ve katılımcılarına fayda sağladığından birkaç örnek vermek istiyorum. Şu an içinde bulunduğumuz alanda iki salon içerisinde 200'den fazla katılımcı 6000 metrekarede yapmış oldukları franchise sistemiyle, bayilik sistemiyle işlerini geliştirme için tüm sunumlarını hazırlamış şekilde bizleri ve sizleri hazır bekliyorlar. Bu fuarımız ilkini 2005 yılında yaptık, şu an 6.sını yapıyoruz. Türkiye'de yapılan yaklaşık 500 fuar içerisinde iki tane enteresan rakamı sizle paylaşmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi her hafta cuma günleri 40 dakikalık bir televizyon programı olan ve Sayın Başkan Doktor Mustafa Aydın'la beraber 200 program yaptığımız bir televizyon yayınına sahip. Bu Bayim Olur Musun fuarının 200 kez şu anda yayınlanmış bir televizyon programı var. Buradaki bütün katılımcılarımız defalarca bu programa konuk oldular. İşlerini nasıl yaptıklarını anlattılar. Burada Expo Channel'ın desteğine gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'de televizyon programı olan 200. programını yapan bir fuara sahibiz. Yine aynı şekilde aylık bir gazetesi olan, Türkiye'de pek çok gazete var, sektörel gazeteler var. Ama yaklaşık 50. sayısı çıkmış olan, her ay yayınlanan bir gazeteye sahip şu an içinde bulunduğumuz fuar. Bir portalı var, bayimolurmusun.com. 20 bin üyesiyle her ay yaklaşık 1500 başvuru yapılıyor portalda bulunan şirketlere. Türkiye'de girişimcilik, 1500 girişimci adayı bizim sitemiz, portalımız üzerinden buradaki üyelerle buluşuyor. Dolayısıyla burada belki bir fuar alanındayız, belki bir fuar gözüyle bakıyoruz ama gerçekten çok kapsamlı, çok farklı mecraları olan bir sistemin içinde bulunuyoruz. Biz Medyaforce Fuarcılık olarak, Expo Channel Televizyon olarak dağıtım kanallarının genişlemesine ve içinde bulunduğumuz öyle ya da böyle kriz ya da farklı bir isim ne koyacaksak koyalım, bunların aşılmasında dağıtım kanallarının, pazarlamanın ve satışın önemine inanan bir grubuz. Bu yaptığımız çalışmaları da bu minvalde sizin de desteklerinizle devam ettireceğiz. Ben bir kere daha çok teşekkür ediyorum yoğun programımıza rağmen buraya katıldığınız için. Yine Sayın Corbett'a da çok teşekkür ediyorum. Avrupa Birliği'ne giriyoruz diye sohbet ederken işte Avrupa Birliği, Avrupa'nın Franchise Federasyonu Başkanı bugün bizle beraber. Belli ki çoktan şirketlerimizle, markalarımızla, her şeyimizle Avrupa'ya girmişiz. Yolumuza da devam edeceğiz. Durmak yok, çalışmaya devam diyelim ve çok teşekkür ediyorum katıldığınız için geldiğiniz için. Sağ olun. Konuşmalarından dolayı Sayın Can Özatay'a teşekkür ediyoruz.
Kendi alanında Türkiye'nin tek fuarı olan Bayim Olur Musun? 6. Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı, girişimcilerin vizyonlarını genişleterek çok büyük bir fırsat ve iş platformu oluyor. Fuar ülkemizde ve yurt dışında pazarlarda bayilik, distribütörlük ve franchising sistemiyle iş geliştirmek isteyen yatırımcıları aynı çatı altında buluşturuyor. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere UFRAT Genel Başkanı Sayın Mustafa Aydın'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Bakanım, Avrupa Franchise Federasyonu Başkanı Sayın David, İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkanı Sayın Muharrem Keçeli Beyefendi, Mısır Franchise Federasyon Başkanı Sayın Hatim Zeki ve Yunanistan Fuar Organizatörü ve çok değerli dostumuz Değerli Aleki, çok saygıdeğer basın mensupları, bu fuarı bugün renklendiren, şenlendiren ve düğün haline dönüştüren Türkiye'nin elleri öpülesi yatırımcılar, hepinize hoş geldiniz diyorum, saygılar sunuyorum hepinize. Değerli arkadaşlarım, benden önceki konuşmacı arkadaşım Mediaforce ve Expo TV'nin CEO'su Can Özatay'ın da ifade ettiği gibi 21. yüzyılda markanız varsa varsınız, 21. yüzyılda yarattığınız marka kadar yarından sonra var olma imkanınız vardır. 21. yüzyılda her zaman ifade ettiğimiz gibi ve altını da kalın puntalarla çizdiğimiz gibi bir ülkeyi istila etmek için o ülkeye tanklarınızı, toplarınızı Amerika'nın Irak'ta yaptığı gibi askerlerinizi göndermeniz gerekmez. Eğer bir ülkeyi 21. yüzyılda ekonomik olarak, siyasi olarak, kültürel olarak hatta ve hatta askeri olarak istila etmek istiyorsanız o ülkeye markalarınızı göndermeniz gerekir. İşte UFRAT, yani Türkiye Franchising Derneği 91 yılından beri bu ülkenin tam bağımsızlığını sağlamak için gecesini gündüzüne katarak bu ülkede markaları yaratmak için, bu ülkede bağımsız bir ekonomi meydana getirmek için çalışmasını sürdürmektedir. Bugün bu 91'den başlayan bu zorlu yolculukta geldiğimiz nokta itibariyle 600 yerli markanın ve 200 uluslararası marka, toplam 800 markayla dünyayla boy ölçüşen dünya ticaretiyle gerçekten yarınlarda rekabet edebilecek bir güce ulaşmış durumdadır. Tabii ki bu yeterli değildir. Özellikle de Amerikan kaynaklı küresel krizin her gün biraz daha ülkemizi daha da içine çektiği bu dönemde markaların ve bu markaların gücünü ülkemizde bir aksiyonel yapı haline dönüştürerek iş dinamiklerimizi daha yapıcı bir halde kullanarak bu krizi hep birlikte daha az hafifle atlatmak zorundayız. UFRAT bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalarda özellikle partneri olan, özellikle 5-6 yıldan beri birlikte hareket etmiş olduğu Mediaforce fuarcılıkla ve az önce Can Bey'in de ifade ettiği gibi 3 yıla yakın bir zamandır kesintisiz her hafta bütün dünyaya yayın yapan kanalıyla bu anlayışı, marka yaratmayı, markanın sürdürülebilirliğini ve markanın ekonomiye kazanımlarını bu ülkenin insanına ve müteşebbisine vermeye çalıştı. UFRAT Genel Başkanı Sayın Mustafa Aydın'a teşekkür ediyoruz konuşmalarından dolayı. Şimdi de Avrupa Franchising Federasyonu Başkanı David Corbett'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. I would like to invite Mr. Corbett to speak. Thank you very much. Good morning, everybody. My name is David Corbett and I'm chairman of the European Franchise Federation. Ben Avrupa Franchise Federasyonu Başkanı David Corbett. Hepinize iyi günler diliyorum. I also run the Signs Express franchise in the UK, which has about 90 franchisees throughout the UK and Ireland. Aynı zamanda İngiltere ve İrlanda çapında 90 tane franchise bayisi olan Sign Express'in de kurucusuyum. I was working out the other day, because we also do many exhibitions, and I worked out that I'd spent about a year and a half of my life in exhibition halls such as this. Hayatımın önemli kısmını bu tip fuarlarda geçirdiğimi söylemek istiyorum. And so as a franchisor, I'd like to wish all the franchisors in Turkey exhibiting here the very best of fortune with their 17th franchise exhibition. Bu 17. franchising fuarında fuara katılan bütün franchise verenlere, franchiserlere başarılar diliyorum. Thank you. Teşekkür ederim. Fuarda ayrıca girişimcilere yönelik yatırım için en çok neye ihtiyaç duyduklarını
ve bir yatırıma girerken en çok nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda UFRA tarafından seminerler düzenlenecek. Girişimcilere eşsiz fırsatlar sunan 6. Bayim Olur Musun? Franchising ve markalı bayilik fuarı yaklaşık 30 bin girişimcinin ziyaret etmesi bekleniyor. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Tarım ve Köy İşleri Bakanı Sayın Mehdi Eker'i kürsüye davet ediyorum. Saygıdeğer katılımcılar, değerli hanımefendiler ve efendiler, uzaklardan ve yakından gelen değerli misafirler, öncelikle hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. Bayim Olur Musun? 6. Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı'nın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Son derecede gerçekte önemli bir zaman diliminde çok önemli bir etkinlik. Niye çok önemli bir etkinlik? Çünkü burada bir meydan okuma var. Toplumda dünyadaki bir takım gelişmelerden dolayı oluşturulan veya oluşturulmaya çalışılan karamsar havanın, olumsuz havanın karşısında bir meydan okumadır aslında bu fuar. Çünkü 300 civarında firmanın iştirak ettiği ve binlerce, on binlerce kişiyi ilgilendiren çok geniş bir portföyde, çok geniş bir çalışma alanında insanların emekleriyle, bilgileriyle, sermayeleriyle, oluşturdukları teknolojiyle yarattıkları markaları sahneye çıkaran, onu dünya piyasasına, uluslararası piyasaya çıkaran bir etkinliktir bu. Türkiye Franchise Derneği başta olmak üzere bu organizasyonu gerçekleştiren, buna katkı sağlayan gerek Türkiye ölçeğinde gerek uluslararası ölçekte katkı sağlayan herkese ben huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu fuarın çok hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ve emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Hepinize de saygılar sunuyorum. Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bakanımızı 2 dakikasını daha rica ediyoruz. Çünkü plaketlerini vermek üzere önce Mediaforce Fuarcılık ve Expo Channel Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Errem'i kürsüye davet ediyorum. Bakanım, Sayın Tarım ve Köy İşleri Bakanı Mehdi Eker'e plaketlerini veriyor. İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkanı Sayın Muharrem Keçeli'yi davet ediyoruz. Şimdi de Sayın Can Özese'yi kürsüye davet ediyoruz ve Mr. Corbett, we would like to invite you. Üretim ve pazarlama açısından olsun, standardı, belli bir standardı yakalama açısından olsun ve tabii ki hijyen kontrolü açısından olsun, franchising sistemi ve tarım ürünleri arasındaki ilişki nedir? İvme yukarı doğru çıkıyor mu, çıkacak mı, neler olacak? Hem yukarı doğru çıkıyor hem bundan sonraki trendin de yukarı doğru olacağını biz düşünüyoruz. Çünkü franchising sistemi hem üretici, hem tüketici, hem bayi, hem de esas marka sahibi olan kuruluşun yani dört tarafının da, dört boyutunun da aslında
yardımlaşma içerisinde, dayanışma içerisinde bir yaptığı bir ticari faaliyet. Burada denetim, gıda denetimi, hijyen açısından, kalite kontrolü açısından, standartların korunması açısından son derecede işlevsel bir sistem. Dayanışma açısından da önemli, çünkü kişiler, gerek bayi gerekse diğer partnerler, öyle söyleyelim, diğer paydaşlar kendilerini yalnız hissetmezler. Bir zincirin halkaları ve zincir halkaları birbirine bağlı olduğu sürece zincirdir. Yani o dayanışma koparsa zaten, çözülme olursa zaten zincir olmaktan çıkar. Buna da halbuki biz zincir diyoruz. Bu açıdan da çok önemli bir fonksiyonu olduğunu düşünüyorum. Gıda kontrolünü kolaylaştırıyor, çünkü standart var zaten. O standardı ve kalite kontrolünü herkes bir bakıma kendisi yapıyor. Öz denetimler. Evet, yani oto kontrol. Oto kontrol mekanizması var. Bu da son derecede önemli. Bir de Türkiye'de de dünyada da daha çok bu perakende zincirlerinin, franchising sisteminin esas etkin olduğu alan daha çok gıda sektörü ve dolayısıyla tarım sektörüdür. Bunun geliştirilmesi açısından çok önemli. Yani üreticiyi o pazara dönük olarak kaliteli ve yüksek standartta uygun maliyette üretim yapmaya teşvik ediyor. Böyle bir sistem öngörüyor. Bu da üreticinin pazar bulması açısından yine son derecede önemli. Tüketici de evrensel ölçekte standartları belirlenmiş kaliteli ürün tüketiyor. Kendi tercihine göre, kendi damak tadına göre. Peki bir iki cümleyle bu fuarın bu sektöre, Türk ekonomisine ve franchising sistemine katkıları için neler söylersin? Ben aslında bu söylediklerimin içerisinde bunlar var. Çünkü ama özellikle 300, bu fuar, çünkü 300, tek. Bu fuar işte 6.sı bayim olur musun? Franchising ve markalı bayilik fuarı. 300 civarında firma katılıyor. Bu aslında büyük bir canlılıktır. Türkiye'de böyle bir ortamda 300 tane firmanın böyle bir fuarda buluşması, böyle bir amaç için buluşması, böyle bir meydan okumayı geliştirmesi son derecede önemlidir. Bir ivme kazandıracağını ve aslında karamsar değil, iyimser bir hava yaratacağını, ticaret piyasasında, ekonomi dünyasında yaratacağını bekliyorum. Tekrar böyle güneş doğacak. Sayın Bakan, evet. Efendim. Çok teşekkür ederim. Arkan Expo Fuarı sundu.